Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine çılgın bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da Bengal Master CNC makinamızla yine sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Ne yapacağız bakalım. Bu Charnel bilezik, bildiğiniz gibi altın fiyatları dehşet arttı ve artmaya devam ediyor. Dolayısıyla çok ince ürünlere çalışmamız gerekiyor. Bu bilezik 0.25 mm kalınlığında, yani oldukça ince bir bilezik. Bu bilezikle birazdan Bengal Master'la operasyona başlayacağız. Bu bileziği önce yüzeyini tarayacağız. Neden yüzeyini tarıyoruz? Çünkü 0.25 mm gerçekten ince bir bilezik ve operasyon bittiği zaman düşünün ki bu bilezik ne kadar inceliğe ulaşmış olacak. Bengal Master bunu yüzey tarayıcıyla taradıktan sonra ilk önce zemin çekeceğiz. Zemin çektiğimiz zaman biliyorsunuz 0.25 mm bu bilezik daha da incelmiş olacak. Bunun ardından 0.25 zemini bitirdikten sonra bir de utanmadan ikinci aşamaya geçeceğiz. Elmas kalemle üzerine motif yapacağız. 0.50 mm bir elmas kalem kullanıyorum bu videoda. Dolayısıyla iki tane operasyon bakalım. 0.25 mm'lik bileziğimiz operasyonumuzun sonunda ürünü bitirdikten, modeli yaptıktan sonra kaç milimlik bir bilezik haline gelecek, ona da bakacağız. Önce bu kullanacağım bilezik takılı aynı üretimde, yine Charnel. Burada Charnel makinemiz var, hemen bakabilirsiniz. Bu Charnel makinede aynı seriden ürettiğimiz bir bilezik. Bunu kesip size önce ölçüsünü göstermek istiyorum. Bu videonun bir özelliği var. Videoyu tek parça halinde çekeceğiz. Kesinlikle durdurmayacağız. Ofisteyiz. Akşam saati oldukça sakin ama her an komşular iyi akşamlar diye içeri girebilir. Telefon çalabilir. Birisi yolunu şaşırıp bir şey sorabilir. O yüzden kim gelirse gelsin videoyu kesmeyeceğiz. Dokunmayacağız ki bu videoda hile olmadığını ve makinenin kontrol ekranına hiç dokunmadan çalışıp operasyonu bitireceğini görebilirsiniz. Şimdi bu bileziği kesiyorum. Ve bakalım kaç milim bir kalınlıkta bileziğimiz var. Kumpas sıfırlandı. Gördüğünüz gibi kaliteli bir kumpas, sıfırladım. Şimdi kalınlığına bakıyorum bileziğin. Burada kestiğim yerden rahatça bakabiliyorum. Yaklaşık 0.25 mm kalınlığında bir ürünüm var. Daha yakından da bakabilirsiniz. Zaten ne kadar ince olduğu görünüyor. Aynı seriden bir bilezikle çalışacağım. Bakalım 0.25'lik işlemin sonunda bilezik neye dönecek. Kanalımızı izleyenler biliyordur. Videolarımızı normalde İngilizce çekiyoruz ama çok fazla talep aldık. Ben yurt dışı pazarına, kişisel olarak yurt dışı pazarıyla ilgilendiğim için yıllardır İngilizce videolar çekiyorum. Makinalarımızı İngilizce anlatmaya çalışıyorum. Ama kanala çok fazla yorum, talep aldık. Dolayısıyla artık Türkçe videolarda hazırlamaya başladık. Hatta Bengal Master en son yaptığımız Bengal Master 12 eksen CNC makineyle ilgili tek tek divizörünü, spindle'ını, takım değiştirisini hepsini anlattığımız 8 videoluk bir serimiz de var. Bu videonun açıklamalarına zaten onları koyacağım. O linklere de tıklayıp makineyle ilgili Türkçe olarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Makinamızın yüzey tarayıcısı sensörü var. Bu gerçekten hassas. Piyasadaki sensörlerle hiç alakası yok. Zaten bunu makinamıza gelip giden arkadaşlar veya bir şekilde makinamızla karşılaşan arkadaşlar farkında. Çok hassas bir sensörümüz var. Kesinlikle böyle ışıklar, garip bir şeyler yok. Tamamen orijinal ve dokununca 0.25, 0.20 hatta kadar çalışabileceğiniz bir sensörümüz var. Bu sensör operasyonu bitirdikten sonra makina bileziğin bütün yüzeyini buraya programa almış olacak ve üzerinden işlem tamamen otomatik gerçekleşecek. Ben ne tarama esnasında ne çalışma esnasında kesinlikle ekrana dokunmayacağım. Zaten ekran sürekli önünüzde olacak ve video tek parça olduğu için kesinlikle video hilesi, hızlandırma, kesme falan olmadığı için çok rahat bir şekilde bunu da görebileceksiniz. Şimdi yüzey tarayıcı başlayıp bitirdikten sonra zemin başlayacak, otomatik olarak devam ediyor. Zemin de bittikten sonra spindle üzerine 0.50 mm yol kalemi takılı. Bu kalem çizmek için kullanılıyor ve 0.50 mm ortalama bir ölçü. İşlemini bitirecek. İşlemin sonunda da bileziğimizi çıkarıp tekrar kesip ne kadar kalınlıkta olduğuna bakacağız. Şimdi müsaadenizle operasyonu başlatıyorum. Bana şans dileyin. Canlı yayın sayılır bu video çünkü tek parça halinde bir video. Buradan kontrol ekranından önce tarayıcıyı çalıştırıyorum ve ekranla ilişkimi kestim. Ellerimi kaldırdım. Makinenin
taramayı başlatmasını bekliyorum. Bu saatten sonra ekrana kesinlikle dokunmayacağım. Böyle altından uzaklaştırayım. Kesinlikle makinenin çalışması esnasında kesmeyen yerlerde derine indirmek, yukarı kaldırmak, aman dikkat etmek yok. Çünkü benim yerime artık sensör bu işi yapıyor. Sensör zaten yüzeyi güzel bir şekilde tarayıp patlatmadan ne kadar ince olursa olsun güzel bir şekilde işlemi bitiriyor. Sensör çalışmaya başladı. Biraz yakından bakabilirsek sensöre. Ben de bu şekilde dinlenmiş olurum. Gördüğünüz gibi hassas küçük bir sensörümüz var. Bunu hassas yaptık ki bileziğimiz ince bileziklerde de dar bileziklerde de çok rahat bir şekilde çalışabilmek için. Makina işlemi bitiriyor. Tarama işlemi bitmek üzere. Tarama işlemini hızlandırabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz. Bu bir şekilde çözünürlüğü artırıp azaltacaktır ama şu anki hız oldukça ideal. İmalatta da çok fazla zaman almayan bir süre. Şimdi makina sensörle işini bitirdi ve zemine başlayacak. Sıfırlamalarını yapıyor tamamen otomatik bir şekilde. Birazdan ekranı kapatacağım çok fazla gürültü olmaması için. Ve zemin kalemi başladı. Bakarsanız zemin işlemi tamamen otomatik bir şekilde yapılıyor. Şimdi ekranı kapatıyorum. Ekran tamamen kapalı. Biraz daha ses azalacak ki rahatça konuşabileyim. Burada zemin işlemi devam ediyor. Zemin işlemi devam ederken size hemen bu bulunmaz kalem kataloğumuzdan bahsetmek istiyorum. Kataloğumuzu www.bulunmaz.com adresinden download edebilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz ya da bizi ararsanız hemen size hızlı bir şekilde bir kopya yollayabiliriz. Zeminin bitmek üzere. Tekrar ekranı açacağım. Tekrar penceremi açtım. Ve makina otomatik bir şekilde spindle işlemine devam ediyor. Gördüğünüz gibi kesinlikle patlama, üründe bozulma, deforme olma yok. Ve spindle işleme başladı. Hızlı bir şekilde çizimini yapıyor. Ben tekrar makinamızın penceresini kapatıyorum. Size biraz daha kataloğumuzdan bahsedeyim. Bulunmaz elmas kalem kataloğu. Arkadaşlar bütün elmas kalemleri üretiyoruz. İthalatını yapıyoruz bazı ürünlerin. CNC kalem, freze kalem, makine kalemi. Burada 24 ve 25. sayfalarda şu an kullandığımız 0.50 milim line diye geçiyor. Yol kalemi, diğer ölçülerdeki kalemler, nokta kalemler. Ayrıca 26-27. Sayfada ilk operasyonda kullandığımız zemin kalemlerin kataloğunu şu anda ben T8'i kullanıyorum. Şurada bir yerde görebilirsiniz T8. Kafası büyük, dolayısıyla rahat rahat işlem yapabilen bir kalemdir. Bu kalemlerin hepsiyle ilgili bilgiyi 0212-513-4732 numaralı telefonumuzdan bizi arayıp hepsini öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar sizinle ilgilenecek. Makine işlemi bitirdi. Gördüğünüz gibi programa kesinlikle dokunmadım. Mouse'a, klavyeye dokunmadım. Bir kere bunu ittim. 2-3 kere de pencereyi kapatıp açtım. Bileziğim tamamlanmış durumda. Biraz yakından bakalım isterseniz. İşlem sırasında kesinlikle ekrana dokunmadım. Makina bütün sensör taramasını kendisi yaptı ve işlemi bileziğin üzerindeki yüzeyi tamamen tarayıp bu 0.25 milim kalınlığındaki bileziğimin üzerine zeminini yaptı. Yetmez gibi bir de yol kalemiyle desenini yaptı. Şimdi tahmin edersiniz ne kadar bu patlatmada olmadı. Dolayısıyla bu yol kalemini ve zemini yapmak için bir şekilde içeri girinti olması gerekiyor. Ne kadar girdiğini aşağı yukarı zaten deneyimli arkadaşlar tahmin eden. Birazdan da kesip ben size göstereceğim. Şu an makinem işlemi bitirdi. Ekrana hiçbir şekilde dokunmadım. Bileziğimi çıkarıyorum. Bileziğim burada. İçinde bombeli bir bilezik olduğu için ek parçam var. Malafonun ek parçası ve bunu da çıkarıyorum. Biraz zor olacak. Ama yılmıyoruz. Hemen çıkarıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Burada biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Bir dakika. Hemen kameraman arkadaşa veriyorum. Çıkaralım. Tamam. Al abi. Çok sağ ol. Bu parça biliyorsunuz malum biraz içine tam oturması gerektiği için titreşim olmamasından dolayı güzel bir şekilde işlemeyi yaptık. Şimdi
bakarsanız. Arkadaşlar az önce kameramız otomatik olarak durdu. Çünkü 10. dakikaya geldi. 9.59'da durdu. iPhone XS Max kullanıyoruz bu çekimde. Kontrol edebilirsiniz. Sanırım video 10 dakikadan sonra durma şeklinde ayarladı. Ama önemli değil, zaten operasyonumuz süresince durmadı. Tek parça halinde olduğunu gördük ve işlemle ekrana dokunmadığını gördük. İçinde de ürünün hiçbir şekilde deforme olma yok. Şimdi bunu kesip size kaç milimlik bir bileziğe ulaştığımızı göstereceğim. Yine aynı şekilde kesiyorum ürünü. Gördüğünüz gibi patlama hiçbir şekilde yok. Herhangi bir yerinden, ortasından kesiyorum. Bakalım bu işlemden sonra sıfırlanmış şekilde kumpasım. İşlemden sonra uygun bir yerinden, evet buradan bakalım. 0-17 sağlam tutarsam 0-15-0-17 arası bir ölçüde bileziğe ulaştık. Piyasada olan bilezikleri gerçekten ince bir ölçü. Hani bunun altına ne kadar inebiliriz? Biraz daha hassas, biraz daha hassas bir tarama yapıp belki biraz daha derin bir kalem kullanırsa 0-12'ye kadar inebileceğimizi tahmin ediyorum. Çok fazla gramla bir oynama yapmayacaktır ama 0-15 milimlik bu bitmiş bir ürünü gördüğünüz gibi BangleMaster çok rahat bir şekilde ekrana dokunmadan operasyon tamamen kendiliğinden taramasını yaptı, zeminini ayarladı ve en son spindle'a da bu üzerinde gördüğünüz deseni çizdi. Videoda gördüğünüz gibi videomuzu kesinlikle durdurmadık ve ekrana kesinlikle kimse dokunmadı. Ben dokunmadım. İşlem tamamen makine tarafından yapılmış oldu. Burada da sensörümüzün bütün detaylarını gördük. Az önce dediğim gibi BangleMaster'la ilgili BangleMaster B12 12 eksen en son çıkardığımız CNC makinamızla ilgili bir Türkçe video serimiz var. Onu da aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. YouTube kanalımızın oynatma listelerinden Türkçe videolar bölümüne girdiğiniz zaman zaten bu videolar karşınıza çıkacaktır. Umarım bu çalışmamızı beğendiniz. Bu tarz çalışmalarımız tekrar devam edecek. Makinamızın özelliklerini göstereceğimiz başka videolar olacak. Hatta bizim müşterilerimizle konuşmalarımızdan beraber video çekmek istediğimiz arkadaşlar da var. Hatta böyle birlikte değişik ürünler yapmayı, değişik tasarımlar yapmayı düşünüyoruz. Umarım bu videomuzu beğendiniz. Eğer sizin de fikirleriniz varsa, farklı modeller görmek istiyorsanız, Charnel, biliyorsunuz BangleMaster altıgen, sekizgen farklı ürünler de yapabiliyor. Bunları da görmek istiyorsanız lütfen videonun altına yorumlara yazın ve bu fikirlerle biz hemen size yeni videolar yapmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımızı beğendiyseniz bize destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İstanbul Fuarı'na büyük iki tane fuarımız var. Mart ve Ekim aylarında geldiğinizde ya da yolunuz Kapalı Çarşı'ya düştüğünde ofisimizi ya da standlarımızı ziyaret ederseniz yine çok seviniriz. Sizinle bilgi alışverişinde bulunmak, ürünlerimizle ilgili bilgi vermek de bizi çok mutlu edecektir. Kameraman arkadaşım da zaten 20 yıldır mı çalışıyorsun abi? Evet. 25 yıldır mı? 20-25 yıldır Allianz ustası zaten bizim de tasarım ekibimizde, bizim teknik servis ekibimizde. Sana da çok teşekkür ediyorum. Güzel videolar çekiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.